Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak daha çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine size yeni bir model tasarladım. Modelim iğneden tığa bir model. Şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yaprakların üzerine bu şekilde sık iğne ile yapılan böyle çarkı felek görünümde bir çiçeğimiz var arkadaşlar kırmızı beyaz ve mavi beyaz olarak yapılmış bunu sizler için daha çevirdim farklı bir model Evet benim çevirdiğim modeli de göstereyim tığa çevrilmiş hali de bu şekilde arkadaşlar bakın ara suyuyla ve çiçeğiyle birebir Aynısı modelimiz. Buradaki zincir değil iplerle yapıldı. Bu şekilde. Şöyle daha net gözüksün arkadaşlar. Evet şimdi anlatım kısmına geçelim. Modeli gördük. İnşallah da beğendiniz arkadaşlar. Şimdi modelin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. Başlarken de aynı bu şekilde başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar arasına bir tane tığ battı mesafesi bırakıyorum. 3 zincirimi çektim. Hemen yandaki tığ battımın içine bu şekilde 3 zincirimi kapatıp buraya bir tane tığ battı ara mesafesi veriyorum. Bir defa tığımın başını dolayıp hemen bu şekilde 2 2 alarak minik bir trabzan yaptım. İçine 5 tane zincir çekiyorum. Ve 5 zincirimi bu yaptığım minik trabzanımın içine kapatıyorum. 3 zincir 3 zincirimi çevirdim bu şekilde ve 5 zincirli kirpiğimin arasına kapattım. 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10 çevirdim arkadaşlar hemen boş olan bir yanındaki tığ battımın içine girip bu şekilde sık iğne ile zincirimi sabitliyorum şöyle bakın artma işlemi oldu bu kadar arkadaşlar ara suyumuz bu şekilde birebir orada da bu şekildeydi yine olan şimdi altı tane tığ battı ara mesafesi veriyoruz 1 2 ve üç zincir bu birinci tığı battım. Bu da ikinci 3 4 5 ve 6 3 tanesi yuvamız için 3 tanesi de arkadaşlar yaprakla ara suyumuzun mesafesi bu şekilde 6 tane tığ battı mesafesini verdik bir zinciri çekmiştik zaten sahte sık iğne otursun diye muhakkak dibine bir tane zincir çekiyoruz ve hemen bu zincirimi de yanındaki ile sık iğne ile sabitliyorum tığ battıma sabitledim ve buraya 8 tane zincir çekiyorum Hemen zincirim arkadaşlar bakın bir tane ortada boşluk bırakıp ikincinin içine bu şekilde sabitliyorum. şöyle iki tane de zincir çekip düz yüzüne döndüm tığımın başını bir defa doladım ve yuvanın içine girdim 2 2 olarak aldım yaprağımızın yapımına başlıyoruz şimdi bir tane attırıyorum her e, trabzan yapış bir dolama artırıyoruz yaprağımızda şöyle 2 2 2 bu kalınlığı elde etmek için daha hoş ve güzel gözüküyor yine bir tane arttırdım 3 dolayım yaptım 2 şöyle sıkı sıkı alın arkadaşlar bu şekilde daha hoş duruyor bakın şöyle ve 2 1 2 3 ve 4 yine aynı şekilde 2 2 2 2 toplamda buraya 5 tane trabzanı yaptık bu şekilde şimdi sık iğnemiz için yine 4 defa doluyoruz aynı işlem bu sefer tek alıyoruz üzerine sık iğne gideceğimiz için bu şekilde dibinde bir iki geri kalanları hep iki iki alarak başa kadar trabzanımızı gidiyoruz bu şekilde trabzanımızı yaptık şimdi başına dört tane zincir çekip minik bir şuraya tomurcuk yapıyorum ve sık iğne ile buraya sabitledim 10 tane burası sık iğne alıyor arkadaşlar 10. yuvaya yapacağız bu 3 Bakın bu şekilde bu 4 bu 5 hafif kaydırıyoruz. 6 7 8 ve 9. Şimdi bakın yaprağımız bitti sık iğnemiz bitti 10. sık iğneyi de bu şekilde yaptık Evet şimdi dalımız için çiçeğimiz için dal yapalım arkadaşlar yaprağımızın yanına hemen bir tane dal yapalım ve 3 tane zincir çekiyorum 2 defa tığımın başını doladım. 2 2 2 bu şekilde bir trabzan yaptım ucuna 9 veya 10 tane zincir çekebilirsiniz 5 6 7 8 ve 9 buradaki trabzanımın arasına girip çiçeğimin yuvasını bu şekilde buraya kapattım buraya bir tane yuva yaptık ve yine 3 zincirle bu yaprağımı yaptığım yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum yaprağın yanına bir tane dal yapmış olduk arkadaşlar bu şekilde şimdi bu başta yaptığım yaprağın aynısını birebirini bu tarafı da yapacağım aynı işlem o yüzden onu hemen yapıp tamamlayıp geliyorum arkadaşlar çiçeğimizin yapımına geçelim Evet arkadaşlar şimdi burada yaptığımız yeşil yuvamızın içine sık iğne ile sabitliyorum ipimi buraya tuttur üzerine hemen bir tane zincir çekiyorum her örümceğin dibine bir tane bu şekilde arkadaşlar zincir çekmeyi unutmayın şöyle büyük bir örümcek yaptım ve örümceğimin içine de üç tane zincir çektim hemen bakın burada iki tane tel var ikisini birden şöyle sol tarafa bir tanesi arka tarafta kalacak şu şekilde aldım bu ikisi yuvamız olacak sık iğne ile buraya 3 zincirimi sabitledim. Geriye kalan kısmı arkadaşlar bu örümceğin iki teline 12 tane sık iğne yapacağız. Arasından girdim. Bir tane ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçip üzerine bir zincir. Bu birinci sık iğne. Bu şekilde 12 tane yapacağız. 2 3 4 5 Bu sahte sık iğne daha kibar oluyor iğne yası gibi. Genelde bunu kullanıyoruz. Yaprağımızda da bunu kullandık arkadaşlar. 6 tane oldu. Şöyle 7 8 9 10 11 ve 12 toplamda buraya 12 tane bu şekilde sık iğne yaptık bakın örümceğin ikisini. Bir tane de yeşil yuvaya girip şöyle yuvaya tutturuyorum bunu arkadaşlar bakın şöyle sağa doğru mail ettiriyorum ki diğer ikisine yer açılsın. Bu birincisi 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 şöyle bu üç zinciri koparıp yapmamak için yapıyorum Burası arkadaşlar beyazın yeri beyaz yapacağımız çiçeğimizin yeri olacak şimdi aynısından buraya bir tane toplam üç tane olacak şimdi ikinciyi yapalım bakın şöyle örümceğimin boyutu şu ipimi çekiyorum göz kararı yapıyorum ve şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum üzerine yine 1 2 3 zincir çekip bakın telin ikisi sağ tarafta sol tarafta bir tanesi bu iki tel bize yuva olacak aynısı gibi arkadaşlar buraya 12 tane sık iğne yapıp aşağı ince diğer ikisini tamamlayıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar bakın buradaki üçe zincirli yuvalar yapmıştık arasına girmiyoruz direkt hemen bakın yeşil yuvanın oradan girip bunu sık iğne ile buraya sabitliyorum Aynısı, aynı işlem ama arkadaşlar yine de şöyle yapalım bir tane. Bir sık iğnemizi yine her zamanki gibi dibine çektik. Şöyle ipimi uzatıyorum bu boyutta ve örümceğimi buraya sabitliyorum. Bakın, örümceğimin boyutu bu. Bu şekilde 12 tane sık iğne alacak bir örümcek yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Bakın telin ortasından ikisi sağ tarafta kendiliğinden ayrılıyor zaten düzgün bir örümcek yaparsanız şöyle eğer ipiniz arkadaşlar söküldüyse veya yıprandıysa şöyle gerdirerek esneterek onu eski haline getirin ki güzel bir örümceğiniz olsun kullanılmış puruşmuş sökülmüş ipin örümceği güzel durmaz o yüzden esneterek onu eski haline getirin yine aynı şekilde bakın bu iki teli yuva yapıp bu şekilde sık iğne üzerine bir zincir ve 12 tane bu şekilde yapıyoruz 3 4 şöyle yakın tutup şunu şöyle yatıralım kaldırırız 5 6 8 9 10 10 11 ve 12 yine aynı şekilde şöyle kaldıralım tekrar arkadaşlar yine aynı şekilde bakın bu sık iğne yaptığım yere bir daha da giriyorum bir defa daha giriyorum evet. buraya sık iğnemi sabitliyorum ipimi alıp bu şekilde ve arkadan 4 tane veya 3 tane zincir çekelim arkadaşlar tırnın başı hemen şöyle çeviriyorum bakın arkasından buradaki 3 zincirli yuvamız vardı ya oraya sık iğne ile geçiş yapıyorum bu zincir sayısını eğer arkadaşlar gerdirirse arka tarafından kontrol edin bir fazla artırın gerdirmesi daha güzel durur bakın bu şekilde beyazımı da yaptım beyazın boyutu da bu şekilde oldu şöyle buraya da aynı bu beyazdan buraya da yapacağım arkadaşlar örümceğin üzerine 12 tane sık iğne yapıp hemen bitireceğiz onu tamamlayıp hemen geliyorum Evet diğer beyazı da yapıp hemen geldim arkadaşlar bu şekilde birebir aynısını sizler için tasarladım bu şekilde bana destek olmak için beğeni ve yorum yaparak abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar modelim bu şekilde yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın